Merhaba, iyi akşamlar herkese. Sofos'la İlham Eren Söyleşilere hoş geldiniz. Ben Seda Selek. Bu akşam ikinci YouTube canlı yayınımızla karşınızdayız. Konuğumuz da Gizem Saka. Merhaba Gizem Hanım, hoş geldiniz. Merhaba Seda Hanım, hoş bulduk. Ben izninizle kısaca sizden bahsetmek istiyorum ama tabii merak ettiğimiz pek çok noktayı ilerleyen dakikalarda söyleşimiz esnasında tabii ki sizden dinleyeceğiz. Ama çok özet haliyle, yalın haliyle Gizem Saka kimdir? Ondan bir bahsetmek istiyorum ben takipçilerimize. Şimdi Gizem Saka çok bence bizce etkileyici işlere imza atmış, çok başarılı olmuş, kariyerini, akademik kariyerini yurt dışında Amerika Birleşik Devletleri'nde sürdüren bir akademisyen ekonomi alanında ama aynı zamanda bir sanatçı, şahane tablolar yapıyor ve her ikisini de birlikte yürütüyor. Tabii çok yönlü çalışan, çok yönlü üreten bir isim olduğunu vurgulamama gerek yok bu ilk cümleyi söyledikten sonra. Açıkçası yaptıklarıyla göz dolduran bir isim ve her şeyden önce bir kadın olarak ben çok gurur duydum. Onun başarılarına şahit oldukça, onun hayatıyla ilgili şeyleri öğrendikçe eminim siz de aynı duyguyu paylaşacaksınız. Dolayısıyla hem takdir ediyorum, hem tebrik ediyorum, hem de yayınımıza katıldığı için ve birazdan bizimle o öyküsünü, bizim merak ettiklerimizi de yanıtlayacağı için de çok teşekkür ediyorum. Sadece bizim sorularımızı değil elbette, yayın sırasında siz de merak ettiklerinizi Sayın Gizem Saka'ya sorabileceksiniz. Elimizden geldiği süremiz el verdiğince yönelteceğiz. Tekrar hoş geldiniz diyeyim. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz için. Özellikle Coşkun Aral'dan sonra o programınızı da izledim. Çok hoşuma gitti. Evet. Çok teşekkürler. Güzel bir başlangıç olmuştu. Sağ olsun. Coşkun Aral da bizi kırmadı ve ilk yayınımızda bizimle beraber oldu, konuğumuz oldu. Onunla da çok keyifli bir söyleşi yapmıştık. Şimdi bir iki notum daha olacak sorularıma geçmeden önce. Bir sürprizimiz olacak. İlk yayında da yapmıştık. Takip eden izleyicilerimiz hatırlayacaktır o sürprizin ne olduğunu ya da neyle ilgili olduğunu ama biz işte adı üstünde sürpriz, sürprizin tadını kaçırmayalım diye şimdilik sadece bu kadarını söyleyeceğiz. Tek yapmanız gereken şey yayınımızı takip etmeniz. Yayınımızın sonuna doğru kapatmadan önce detayları sizlerle paylaşacağız. Bir talihimiz olacak. Bakalım o kişi kim olacak ve ne kazanmış olacak? Onu da ilerleyen dakikalarda birlikte öğreneceğiz. Evet, sorularınızı da bekliyoruz dedim. Onun da altını bir kez daha çizeyim ve başlayalım. Şimdi Gizem Hanım, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşadığınızı, çalıştığınızı, ailenizle birlikte orada olduğunuzu söylemiştim zaten. Şimdi hem Wharton Business School'da ekonomi alanında ders veriyorsunuz, hocalık yapıyorsunuz. Bir de Harvard vardı ama o bir dönem oldu, bitti mi yoksa şu anda pandemiden dolayı mı kesintiye uğradı? Öncelikle bir akademik alanda neler yaptınız ve yapıyorsunuz halihazırda onu öğrenerek başlayalım. Halihazırda Wharton Business School'da öğretim görevlisiyim. Eskiden eşim Boston'dayken, Harvard'da Boston'da olduğu için ben hem Wharton'a gidip özellikle Boston'un karı kışı çok yoğun geçer. Boston, Philadelphia arası gidip gelmekte zorlandığım için bir dönem Wharton'da, bir dönem Harvard'da ders veriyordum. Sonra hep birlikte Philadelphia'ya taşındık ailece. Şu an Wharton Business School'da öğretim görevlisiyim. Harvard'da en son sanat ekonomisi dersimi vermiştim aslında orada. Ama evet, yani döndükten sonra dediğim, yani pandemi bitip birebir yüz yüze eğitim başladıktan sonra yine Wharton'da devam edeceğim. Şu anda da zaten uzaktan eğitimlerimiz devam ediyor. Normal bahar döneminin içindeyiz üniversitede. Evet. Şimdi tabii akademideki yani üniversitedeki çalışmalarınız, dersleriniz dışında da sanatçı kimliğinizle bu alanda yaptıklarınıza baktığımızda çeşitli müzelere, sanat kurumlarına ve portfolyolarına sanatı dahil eden pek çok yatırım kuruluşuna da danışmanlık yapıyorsunuz. Çok sayıda da serginiz var. 18 kişisel serginiz ve sadece şeyde değil, tek bir yerde değil. Baktığımda New York, Boston, Chicago, Montreal, İstanbul'da dahil olmak üzere. Tabii bunlar herhalde oldukça uzun bir şeye dayanıyordur, tarihe ve geçmişe dayanıyordur. Ne kadar bir süredir devam ediyor bu alandaki çalışmalarınız? Resim alanında resime ben aslında çok erken başlamadım. Çocukluğumda resim yapmıyordum. 17-18 yaşlarımda başladım. Burada, yani burada dediğim İstanbul'da yaşıyordum o zaman. Kara kalem çizimle başladım. Öncesinde seramik yapıyordum.
Daha sonra Amerika'ya gidince Cornell Üniversitesi'nde ekonomi doktorasına gittim aslında. Amerika'ya gidiş amacım oydu. Ama hem resimle ilgilendiğim için hem çizim geçmişim olduğu için Cornell Üniversitesi'nin Sanat ve Mimarlık Fakültesi'nde, orada güzel sanatlar denmiyordu fakültenin adı, Sanat Mimarlık Fakültesi'nde yağlı boya öğretmenim vardı bir tane. Yani oranın normal sanat fakültesi öğrencileriyle birlikte yağlı boya dersleri görmeye başladım. Ama bu dediğim tabii 99 yılında doktoraya gittiğim için aslında 21 yıl öncesi. 2005 yılında ilk sergimi açtım. Ondan sonra da zaten düzenli çalıştıkça düzenli sergilere, fuarlara katılıyorsunuz. Tabii sizin bu dediğiniz, hani bütün saydığınız şehirler o kadar kişisel sergi, hani yıllara yayılmış hali. Hani her sene birer ikişer, genelde bir lokal, bir daha uluslararası organizasyon yapmaya çalışıyorum kendimce. Lokal bir kütüphanede sergi açmaya çalışıyorum. Hani oranın insanları içinde bir şey olması için. Bir de genelde daha büyük bir fuara gidiyorum. New York oluyor genelde o da. 2020 Miami'deki fuarlara gidecektim. Bu Basel'in Miami ayağı var biliyorsunuz. Orada hatta bir yatırım konuşmam olacaktı sanat yatırımları ile ilgili. Bir taraftan da Basel'in uydu fuarlarından birinde bir sergim olacaktı ama pandemiden dolayı hepsi iptal oldu. Evet. Şimdi tabii pandemi çok şey değiştirdi, her şeyi alt üst etti hayatımızda. Siz de pandemiye ailenizle birlikte burada İstanbul'da yakalandınız. Evet. Tam başladığı, yani yayıldığı, böyle bir anda bütün dünyayı etkisi altına aldığı ve herkesin hayatının değiştiği günler. Siz de burada kalmayı ve bu süreci burada İstanbul'da atlatmayı tercih ettiniz, değil mi? Evet, evet. Pandemi ilk başladığında tabii biz de Amerika'daydık aslında. Sonra Türkiye'ye geldik. Tabii ki bu kadar uzayacağını biz de öngörmüyorduk. Okul, üniversiteler tatil, yani tatil değil pardon, uzaktan eğitime geçince biz de tabii dönmedik, gerek yok. Çocuklarımız da çok küçük, zaten okula gitmiyorlar. En büyük çocuğum anaokuluna gidiyor bu sene. O da uzaktı. Zaten onların da okulu bir süre açılmadı. Sonra Aralık'ta döneriz diye düşünüyorduk. Bu sefer bu dönemde uzaktan eğitim oldu tamamıyla. Yine dönmemize gerek kalmadı. İstanbul'da geçiriyoruz ama İstanbul'da da değil gibiyiz hiç dışarı çıkmadığımız için. Yani İstanbul özlemimizi de gideremedik aslında. Değil mi? Ama burada işte annemi görmek, tabii ki kız kardeşimle de yan yana evlerde oturuyoruz. Aile olarak bir arada olmak da bizim için çok büyük bir avantaj oldu. Evet. Peki pandemi süreci bir sanatçı için üretkenlik anlamında neler değiştirdi mesela? Bunu da çok merak ediyorum. Daha çok teşvik mi etti? Daha çok zaman mı buldunuz? Daha kolay mı üretim süreci yaşıyorsunuz? Yoksa tıkandınız, zorlandınız şeyler oluyor mu, noktalar? Şimdi aslında daha çok vakit var ama benim 3 küçük çocuğum olduğu için ve hepsi her gün evde olduğu için benim biraz daha vakit darlığı yaşadığım zamanlar oluyor. Bir de stüdyom Amerika'da. Türkiye'de biraz daha böyle küçük işler yapmaya başladım. Yağlı boya hiç çalışamadım. Yine çocuklarım evde olduğu için yağlı boya hem koklaması zararlı olduğu için, tinerle trebentinle inceltildiği için sağlığa zararlı. Boyama şeklimi değiştirdim. Küçük kağıtlar üzerine boyamaya başladım. Stüdyoya gidip saatlerce stüdyoda vakit geçirmek tabii ki mümkün değil. Böyle yani adapte olmaya çalıştım tabii ki. Daha çok daha az diyemem. Mümkün olduğunca yani vakit bulduğum her aralıkta tabii resim yapmaya ya da bir şekilde bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ama böyle önüme yayılan, yani ekmekler yapayım işte, uzun uzun saatlerim var, nasıl olsa pandemi var, dışarı çıkamıyorum gibi bir durum yok. Bu arada bir taraftan da görüyoruz hem resimlerinizi. Mesela az önce gördüğümüz sizin buradaki çalışma alanınız mıydı, yoksa yurt dışındaki stüdyonuz muydu? Yok, Amerika'da, evet. Amerika'daki. Evet, evet, evet. Peki Gizem Hanım, bir taraftan üniversitedeki dersler ve üniversitedeki işler diyeyim, bir taraftan da resim yapmak, yani bunu profesyonel şekilde yapmak, az önce saydım işte sergiler var, danışmanlıklarınız var. Zor olmuyor mu? Çocuk annesisiniz, bir taraftan evde bekleyen işler var, çocuklar var. Yani düşündüğüm zaman hepsini bir arada yapabilmek, yetiştirebilmek hiç kolay olmasa gerek. Ya bir sihirli formülü var mı? Varsa lütfen bunu paylaşın.
Yani çok fazla hani yetişmek kelime sanki hani hayat sizden kaçıyor, siz arkasından koşuyorsunuz gibi bir kelime. Öyle düşünmemeye çalışıyorum çünkü o zaman hiçbir şeye yetişemez hiçbir kadın bence. Biraz daha hani her gün çalışıyor olmak önemli. Tabii ki okulda ders verirken o işleri ertelemek mümkün değil. O an yapmanız gerekiyor. Belli bir disipline ve düzene, sisteme koyduktan sonra benim dönem içi ritmimle, yani dönem okul döneminden bahsediyorum. Üniversitede dönem başladığı zaman biraz daha ritmim farklılaşıyor tabii. Sergilerimi de okuldaki derslerime göre ayarlamaya çalışıyorum. Ben üniversitede öğretim görevlisiyim. Tabii o da benim vakit açısından, şimdi dinleyen akademisyenler farkı anlayacaktır. Araştırma görevlileri hep daha yoğun olurlar. Hiç boş zamanları yoktur. Ben okulda ders veriyorum. Çok ders veriyorum. Çok fazla ders veriyorum ama dersim bittikten sonra da eve gidip resim yapabiliyorum. Böyle bir dengeye oturdu diyebilirim. Biraz galiba bu konuda disiplinli olmak, sistematik çalışmak önemli galiba, öne çıkan bir nokta. Öyle değil mi? Evet. Bir de hani çok fazla oyalanmam genel olarak. Zaten öyle bir vaktim de yok. Hani siz demin de sordunuz ya, tıkanıyor musunuz diye. Öyle bir lüksüm de olduğunu düşünmüyorum. Gidip mesela bazı sanatçılar ya da yazarlar der, işte bugün bloke oldum, hiçbir şey çalışamadım. Bütün gün tavana baktım. Böyle özenerek hani okurum onların yazdıklarını. Biraz da yani hemen stüdyoya girip bir pratikle, yani çok fazla aklımda yapacak bir resim olmasa bile hemen biraz da otomatik diyebileceğim bir şekilde aslında ısınmaya başlar gibi bir spordan önce. Paletime boyalarımı dizerim, işte sıcaklar soğuklar hani bildiğimiz şekilde. Sonra onları yavaş yavaş tuvale koymaya başlarım. Ondan sonra da bir resim kendiliğinden oluşuyor. Şimdi resimlerinize tekrar döneceğim. İzliyoruz bir taraftan da yani nasıl çıkıyor bu eserler ortaya, nasıl bir yaratım süreci, nasıl tarif ediyorsunuz kendi sanatınızı, çizginizi, bunları da soracağım evet, ama öncelikle sormak istediğim şey, şimdi bir tarafta ekonomi, yani bir bilim dalı, iktisat ve işte işiniz hep hesaplar, rakamlar, bunlarla ilgili. Ve bir tarafa da resmi koyuyoruz, sanatı koyuyoruz. Adı üstünde sanat, tamamen duyguların hakim olduğu, ön planda olduğu, hayal gücünün ve yaratıcılığın ön planda olduğu bir iş. Ve baktığınızda iki uçta duruyormuş gibi, birbirinden çok uzak alanlar gibi. Elbette her ikisiyle de ilgilenmek için çok yakın şeyler, birbirine yakın duran alanlar olması gerekmiyor. Kabul ediyorum ama sonuçta hani biri çok farklı, diğeri bir uçta ve bunların mesela kesiştiği nokta ya da belki biraz da olsa, küçük de olsa bir ortaklaştığı nokta var mı? Yoksa siz nasıl tarif ediyorsunuz ve nasıl konumlandırıyorsunuz her ikisini de hayatınızda? Şimdi ekonomi aslında bir bilim dalı, sosyal bir bilim dalı olduğu için sanat ve bilim de birbirinden hani bana kalırsa çok farklı şeyler değil. İkisi de bir bilinmezi arıyor, ikisi de araştırmacı, ikisi de bazı sorulara çözümler arıyor diye düşünebiliriz. Aslında çok eskilere baktığınızda sanat ve bilimle uğraşanlar hep aynı insanlar. Ama daha sonra biz hani her alanı birbirinden koparabildik diye düşünüyorum. Hatta bir tek iktisatın içine de baktığınızda bile bugün, mesela makro iktisatla uğraşan oyun teorisinden anlamaz ya da ilgilenmez diyeyim o konuyla. İşte kalkınma iktisatıyla uğraşan davranışsal iktisatla ilgilenmez. Artık yani böyle herkes kendi küçük mağarasında ya da kendi küçük kulesinde diyeyim. Hani bunlar arasındaki ilişkiler de koptu. Hatta bunlar arasında artık köprü kurduğunuz zaman disiplinler arası çalıştığınız için yüceltilmeye başlandı diye düşünüyorum. Evet. Yani baştan aslında sanatı, bilimi çok ayrı yerlere koymadım kendimce. Her ikisinde de, şimdi sanatta tamamen duygusal değil benim için. Demin de bahsetmeye çalıştığım gibi biraz rasyonel bir tarafı da var. Ekonomi de aslında içinde biraz yaratıcılık da var. Ve biraz tabii ki rasyonelite var. Bazda her ikisi de... Yani %95 emek ve çalışmak, %5 yaratıcılığa dayanıyor diyebilirim aslında. Ama çalışma alanı olarak da tabii hem kendim fuarlara çok gittiğim için yıllar içinde ve sanat piyasasındaki fiyatlandırmaları ve piyasa hareketlerini gözlemlediğim için, bir taraftan da iktisatçı olarak olaylara daha sistematik
yaklaşmayı pratiğim olduğu için bu ikisini birleştirip sanat ekonomisi alanında çalışmaya başladım. Yani artık ben kesiştikleri noktada bu diyebilirim benim için. Evet, sanat ekonomisi denildiği zaman ve sizinle ilgili de hani bu alanda çalıştığınızı ve işte dersler verdiğinizde duyduğumda açıkçası çok fazla bir şey uyanmadı kafamda. Çok yüzeysel birkaç cümleyle belki ancak kendim tarif edebildim ya da konumlandırabildim. Sizden dinlemek istiyorum onu ama bir izleyici sorumuz var. Benim de sorularım arasındaydı. Ben Sayın Hüsna Özüdoğru'nun sorusunu önce size bir sorayım. O da sizin sanatınız ve yaratma sürecinizle, üretim sürecinizle ilgili. Gizem Hanım'ın sanatında ilham kaynağı nedir? Minyatür sanatının ruhuyla resmin birleşmesi gibi hissediyorum eserlerindeki derinliği. Böyle hissediyor musunuz? Doğru mudur diye soruyor. Çok teşekkür ediyorum soruları için. Aslında hissettiğim tam da bu. Minyatürden çok etkileniyorum. Zaman içinde daha da çok etkileniyorum aslında. Etkilenme dediğimde şu, biz tabii ben Batı'da öğrendim aslında boyama yapmayı. Dolayısıyla perspektif, ışık yani bir takım resimdeki teknik konulara hep Batılı gözüyle bakmıştık, bakıyorduk öğrenirken. Minyatürde de bu konular biraz daha farklı, daha aynı düzlemde yer alır mesela insanlar. Yani sadece desen olarak değil, resim yapma şeklim olarak da minyatürün etkisini yıllar içinde daha çok hissediyorum. Hatta bu yüzden bir sanat eleştirmeni geçen sene Amerika'da Sachs Sanat Girişimi diye büyük bir girişim var. İkimiz de jüriydik orada. Senin sanatın biraz daha naif ekspresyoniste doğru gidiyor dedi bana. Yani daha saf kelimesini kullandı. Aslında naif denmesinin sebebi ben anlıyorum tabii Latin Amerikalı ve Afrikalı ve Orta Doğulu böyle resim yapmayı çok iyi bilmeyen ve formal eğitimi olmayan insanların sanatına denir. Benim sanatımda giderek basitleşti, yani basit kelimesini de kötü anlamda kullanmıyorum, giderek sadeleştiği için, belki bir noktada soyuta da varır ama henüz orada değil. Şu noktada minyatürcülerin yaptığı gibi resim yapıyorum ama bunun dışında desen olarak da minyatürlerden etkileniyorum. Paletimi henüz çok fazla aktaramadım tuvallerimi ama renk anlamında. Kompozisyon olarak evet minyatürlere benziyor. Matrakçı Nasuh en mesela ilham aldığım sanatçılardan biri. Gelenek önemli bir yer tutuyor yani sizin şey. Kesinlikle. Evet. Evet, evet. Demin konuştuğumuz konuyla ilgili de mesela Hüsna Hanım şöyle bir yorum ya da yorum soru diyeyim yöneltmiş. İktisat bakışıyla sanatın içinde olmak analitik düşündürüyor diyebilir miyiz? Evet, yani sanatta hani çok fazla düşünceye şu anlamda yer yok aslında. Yani hem evet hem hayır demek istiyorum bu değerli soruya. Sanatta çok fazla düşünmeye yer yok çünkü düşündüğünüz zaman düşünce sanatın önüne geçebiliyor. Aslında önemli olan hep resim yapıyor olmak. Şimdi biraz soyut kalıyor bu anlattıklarım belki ama şunu kastediyorum. Resim dersimi ilk aldığım yıllarda resim öğretmenim Amerikan yerlisi dediği dedik ve böyle çok içi dışı bir yani dümdüz her söylediğini açık ve net dile getirebilen bir insandı. Şu an emekli oldu artık. Tabii şimdi siz ilk yıllarda yani gençken sanat yapmaya başladığınızda bunu sınıf arkadaşlarınızda da görüyorsunuz. Herkes bir söz söylemek istiyor. Mesela bir resim yapayım bu işte kadın hakları ile ilgili çok önemli bir tablo olsun. Bir resim yapayım işte ırkçılığa karşı bir söz söylemiş olayım. Yani daha analitik. Evet biz aynen öyle şimdi analitikten kastettiği dinleyicimizin eğer buysa bunun çok fazla resimde yeri yok. Benim resmimde yok en azından. Çünkü öğretmenimden de öyle öğrenmedim. Önemli olan resim yapmak. Hani o resmin ne dediği ya da çıkardığı anlamlar yıllar içinde aslında duracak. Yıllar sonra baktığımızda o resme bir anlam yükleyeceğiz. Siz resim yapıyorken çok fazla analitik bir düşünceyle resim yapmıyorsunuz. Ama günlük pratik anlamında yani şimdi stüdyoya çıkıyorum ve resim yapacağım. Evet çıkıp resim yapıyorum yani çok fazla orada hani duygularım şu an işte resim yapma modunda değilim gibi bir şey geçerli değil. O anlamda analitik ama analitik iktisatçılığın faydası var. Evet teşekkür ediyoruz Hüsna Hanım'a soruları için katkıları için.
Şimdi sanatçılar pek fazla paradan bahsetmeyi sevmezler. Paranın dünyasına da en azından hani sanatçı kişilikleriyle, kimlikleriyle çok da yakın değiller. Hatta biraz da küçümserler parayla ilgili düşünmeyi, parayla ilgili konuşmayı. Siz her iki tarafta da duran bir isim olarak, hem iktisatçı olarak hem bir ressam olarak ortak bir dil kurabiliyor musunuz, yakalayabiliyor musunuz sanatçılarla? Şimdi şöyle, dediğiniz doğru aslında, ama artık Güzel Sanatlar Fakültelerinden de hani ortak projeler yapalım, siz gelin öğrencilerimize işte resim, şimdi ben de tabii ki bir ressam olarak nasıl zengin olunur öyle bir şey anlatamam kimseye, ama ekonomiyi yok saymak özellikle üniversitedeki öğrenciler için bence bir dezavantaj, bir handikapa dönüşüyor. Çünkü üniversitede ders alırken siz zaten stüdyo üniversite tarafından verilmiş oluyor. Onun bütün içindeki ekipmanlar üniversite tarafından verilmiş oluyor. Amerika'da sigorta önemli bir konu. Stüdyonun sigortalı oluyor. Aslında birçok maliyetli durumu öğrenci fark etmiyor. Üniversite tarafından sübvanse edildiği için. Biraz onların farkında olmak gerekir. Her ne kadar yani bohem ressam olmak belki çok romantik bir şey, ama kaç yıl yapabilirsiniz bunu? Zaten ressam olabilmek için biraz ekonomisini düşünmeniz gerekiyor gibi geliyor bana. Resim yapıyor olmak için. Şimdi biz mesela bu sanat ekonomisi dersinde insanların iş gücüne katılımını da inceliyoruz. Amerika'daki nüfus sayımı her 10 yılda bir yapılır ve her 10 yılda bir kişilerin 10 yıl önce ne yapıyor olduğu ve bugün ne yapıyor olduğu mesleki bir soruyu da içerir. O sorularda görüyoruz ki sanat fakülteleri mezunlarının sadece %5'i 10 yıllık bir süreçte hala resim yapmaya devam ediyor. Aslında bu büyük kayıp. Evet. Tabii ki resim yapmak her şeyden önemli, ama diğer şeyleri de yok sayarsanız bir noktada resim yapamıyor durumuna düşüyorsunuz. Evet, galiba bunu çok önemli bir şey söylediniz bence. Çünkü bunu evet özellikle belki sanat için geçerli, ama hayatın pek çok alanı ya da farklı mesleklerde, farklı uğraşlarda bulunan herkes için geçerli. Önemli bir mesaj olduğunu düşünüyorum. Şu anda aklıma gelmiyor ama başka bir işle meşgulsünüz. Çok severek yapıyorsunuz, tutkuyla yapıyorsunuz. Ama işte ben para konuşmam, ben parayı önemsemem, ben onu atarım arkaya, sadece buna bakarım deyip tamamen yok sayma noktasına geldiğinizde aslında orada ne kendinize ne içinde bulunduğunuz alana, sektöre belki de çok doğru yaklaşmıyorsunuz, bakmıyorsunuz demek. Yani orada ince bir çizgi var galiba. Evet. Bunu nasıl çizmeli ve nerede çizmeli? Buna dikkat etmek gerekiyor. Evet, tabii ki sadece sanatçı açısından değil, sektör konusunda da haklısınız. Mesela evet. Ben Philadelphia Sanat Müzesi'nin de eski danışmanlarındanım. Çok da büyük bir müzedir aslında. Yani Amerika'nın en büyük 5 müzesinden biri. Bir şekilde sizin kamuya hizmet edebilmek için de paradan konuşmaya ihtiyacınız var. Çünkü zaten devletlere bıraksanız hani Kültür Bakanlığı'nın fonuna kalırsınız. Ve o fon, siz onu yani tırnaklarınızla aslında artırıyorsunuz diyebilirim. Dünyanın her yerindeki sanatçının bir mücadelesi var, ama o mücadeleden elinizi çekmek ve para konuşmamak zaten karşınızdakinin canına minnet. Yani kimse de hani sanatçıya para verelim diye düşünmüyor. Tabii. O yüzden bu isteklerin, taleplerin sanatçılardan ve sanatseverlerden gelmesi gerekiyor. Evet. Bir de mesela sanatın dışında bir sosyal sorumluluk projesini bile üstlendiğinizde, onu yönetirken bile değil mi? Yani yardım kampanyaları oluyor bazen, bir fon oluşturmak ve onu ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak zorunda kalıyorsunuz ve neticede ne olursa olsun ihtiyacınız oluyor. Yani bir para olacak, onu yönetmesini bilmek zorundasınız ki en etkili şekilde, en verimli şekilde ve gerçekten ihtiyaç sahiplerine ulaşabilsin diye. Evet, tabii ki. Hayat yani ekonomiden bağımsız değil ki sanat olsun. Evet. Şimdi tabii soruları da izleyici sorularını da aldığımız için böyle biraz sıçraya sıçraya gidiyor sohbet gibi gelebilir, ama ben çok da bekletmek istemiyorum. Çünkü izleyicimizin Özgür Hanım'ın da sorusu var. Sayın Özgür Cantürk yine resimlerinizle ilgili bir şey merak etmiş. Bunu yönelteyim. Gizem Hanım, resmettiği kadınlara karakter şeklinde anlamlar yüklüyor mu? Bu konudaki yorumlarını bizimle paylaşabilir mi demiş. Teşekkür ediyorum sorunuz için.
karakter şeklinde anlamlar yüklüyor muyum? Yani işte bu kızgındır, bu üzgündür gibi bir şeyse eğer. Genel olarak kadınlarımın ortak karakterleri var diyebilirim. Hepsi bir gürültünün içinde sükuneti arıyor diyebilirim. Kendi büyüme şeklim gibi. Aslında çok ilginç bir şey var. İnsan her zaman kendi hayatını resmediyor. Ne kadar onun dışında olduğunuzu düşünürseniz düşünün. Bunu özellikle değişik ülkelerden, değişik yerlerden gelen insanlarla resim yaptıkça anlıyorsunuz. Mesela bir manzara resmi çizin diyor hocanız. Şimdi çöl ortasında çiçek çizemem mesela ben. Tabii ki çok kalabalık bir şehir çizebilirim ancak. İstanbul'da büyüdüm çünkü. Hani işte aralarda gözüken boğaz manzaraları. Kadın, o yüzden resimlerimde aslında büyük bir karmaşa ve yoğunluk var ama bir taraftan bir dinginlik de var. Çünkü o karmaşanın içinde kadınlar biraz hani sır sırta verip kendilerini dinliyorlar gibi düşünüyorum. O yüzden her biri farklı karakterde değil ama aynı karakteri, ortak karakterleri yansıtıyorlar bence. Evet. Zeynep Yom, eserlerinizi çok beğeniyoruz demiş. Böyle bir durumda bulunmuş. Hemen paylaşayım. Şimdi sanatın farklı alanlarıyla ilgili çalışan, üreten kişilere çok sorulur ya da işte eleştirmenlere çok sorulur. Mesela edebiyatta da böyledir. Ve genelde iki ekol görürüz, iki farklı görüş. İşte yazar olmak isteyene, yazmak isteyenlere tavsiyeler diye sorulduğunda ya da herkes yazar olabilir mi diye sorulduğunda bir bakarsınız bunların oranları değişebilir tabii. Kimi yazarlar ve eleştirmenler derler ki şey çok mühim, yani yaratıcılık ve hayal gücü çok mühim der, onu daha bir merkeze alır ama çalışmakla geliştirebilirsiniz der. Kimileri de der ki hayır, her şeyin başı çok okumak ve çok yazmaktır, çok çalışmaktır ve öğrenilebilir, geliştirilebilir, herkes isterse olabilir der. Şimdi bunu resim sanatına uyarladığımızda ve siz işin içinde birisi olarak ne dersiniz? Siz hangisine daha yakın duruyorsunuz? Bence her isteyen ressam olabilir. Çünkü her isteyen resim yapabilir. Ressam olmak, resim yapmanın ta kendisi. Onun dışında başka bir şeye ihtiyacımız yok. Başka bir onaya da ihtiyacımız yok aslında. Çünkü çok genel olarak baktığımda, yani biraz tarihsel olarak da baktığımızda, eğer şimdi ya herkes resim yapabilir diyeceğiz ya da diyeceğiz ki işte sadece şunu şunu bilenler resim yapabilir. Yani aslında önce bir otoritenin varlığını kabul etmemiz gerekiyor. Sanki hani noter de tasdikleyecek bu kişi ressamdır, bu kişi değildir gibi. O otoriteye inanmadığım için bunlar da zaman içinde mesela kiliseydi. Ondan sonra işte nasıl hani Michelangelo işte Papa için resim yapar, işte Shakespeare kraliçe için şiir yazar. Yani herkesin bir patronu memnun etmesi gereken bir otorite vardır. Zaman içinde bu devletler de olmuştur. O aracı kurumu ortadan kaldırmamız gerektiği için herkes resim yapabilir. Tabii ki ama herkesin yaptığı resim aynı değil. Şimdi ben de sosyal medyada görüyorum. Mesela hiç resim dersi almamış, hiç resim çalışmamış biri resim yapıyor, satıyor. Ki ben bunlara karşı değilim. Bence çok güzel bir şey. Daha çok insanın resim yaptığı bir dünya bence daha güzel olurdu. Tabii ki daha çok çalışan, emek veren, yani birbiriyle yarışmak da değil resim ama herkes kendi hayaline daha çok yaklaşabiliyor diyebilirim. Çok zarif bir şekilde ifade ettiniz. Evet. Yani bu ne kadar çok kişi resim yaparsa, ve öyle mesajlar da alıyorum çünkü. Bence o kadar güzel ve herkes yapabilir. Herkes çalışarak yapabilir. Yani doğuştan yetenek kaç kişi de vardı. Şimdi belki dünya çapında baktığınızda evet, bir piyanist 3 yaşında da müthiş müzik yapıyor olabilir ama 100 yılda bir. Hani o insanlardan olmadığımızı kabul ederek başlarız ve emek vererek devam ederiz. Çünkü sadece o saydığınız kişilerden ibaret olsaydı, işte müzik, resim, edebiyat vesaire, o zaman bir üretim olmazdı. Yani bütün tarihsel süreçte hepi topu 5 kişiden 10 kişiden bahsediyor olurduk. Oysa günümüze kadar gelen ne kadar güzel eserler, yazarlar, sanatçılar var. Dolayısıyla biraz herhalde cesaretlendirici olmak, yüreklendirici olmak, teşvik edici olmak önemli. Ama otorite, tırnak içinde otorite olarak kabul edilen pek çok kişinin bunu yapmayı tercih etmediğini görüyoruz. Evet. Ben
kendi mesleğimle bile yani 20 yıllık mesleğime başlamadan önce eğitimini alırken bile TRT ekolünden yetişen, oradan eğitimini tamamlamış ve orada bu işi yapan işte ustalar, büyüklerin arasında hepsi demeyeyim ama birçok ismin genç kişilere, hevesli kişilere çok üstenci bir bakışla yaklaştığını ve çok heves kırıcı öyle yaklaştıklarını görüyordum. Çok küçük bir yaştaydım, genç bir yaştaydım ama üzücü buluyordum. Doğrudan bana söylenmese bile, söylenmemiş olsa bile genel yaklaşımın böyle olması üzücüydü. Halbuki tam tersi daha iyi. Evet. Yani kimse sanatın sahibi değildir. O yüzden herkes, tabii ki şu var yani ben eğitim önemli değildir kastetmiyorum. Eğitime, zaten üniversitede öğretmenim, hani belli ki eğitime inanıyorum. Eğitildikçe, dediğim gibi, siz aslında boya karıştırmayı öğrendikçe daha aklınızdaki resme yaklaşabiliyorsunuz. Onu gördükçe zaten insanın öğrenisi de geliyor. Bir şeyi öğrenmekten güzel, başka yani bir şeyi öğrenmek zaten dünyanın en güzel şeyi. Ama şu anlamda bir otoriteye karşıyım. Yani resim budur, bunu yapıyorsan ressamsın, bunu yapmıyorsan ressam değilsin. Ki onlar da hep üstten bakmayı içeriyor, dediğiniz gibi. Özellikle Batı'da sanat olarak algılanan nedir? Resim, heykel, mimari. Tabii ki bizim için minyatür de olabilir bu. Batılılar bunlara zanaat der. Aslında bunun içinde de bir küçümseme vardır. O yüzden herkes sanatla uğraşabilir diyorum yine. Evet. Şimdi ülkemizde kendi çizginize yakın bulduğunuz bir isim var mı diye sorar Sayın Erdoğan. Çalın ya da Çalın, tam olarak özür diliyorum, bilemedim. Kendi yalnız çizgime yakın bulduğum, teşekkür ediyorum soruları için. Aslında ben hep başkalarına bakıp, yani dediğim gibi minyatür ustalarına bakıp onlar gibi yapmaya çalışıyorum. Hat ustalarına bakıp onlar gibi yazı yazmaya çalışıyorum. Yazı da çok ilgilendiğim alanlardan biri. Kendime yakın bulduğum, demeyeyim ama ilham aldığım insanlar var. Rugül Serbest diye bir kız var mesela, bir kadın sanatçı var. O da böyle kadınları resmediyor. Kadınları resmeden insanlardan da ilham alıyorum diyebilirim. Ve özellikle kadın sanatçılardan ilham alıyorum diyebilirim. Tamı tamına hani benim gibi biri bir iş yapıyor mu değil de hani ben ne yapabilirim aslında. İlgilendiğim Evet. Şimdi Türkiye'de sanat piyasası, sanat işleri, bilmiyorum hangisini kullanalım daha doğru olur. Piyasa dediğimde doğru tarif etmiş olur muyum? Yani kapsayıcı bir şey, bir ifade kullanmış olurum herhalde, değil mi? Sanat piyasası. Eyla, Batı'daki, Avrupa'daki, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki, orada yaşıyorsunuz, orada işlerle ilgileniyorsunuz, hakimsiniz oradaki duruma diye, düzene diye bir karşılaştırma yapsak. Yapsanız bize mesela. Nasıl bir tablo çıkar ortaya? Şimdi ben Türkiye'deki sanat piyasasını çok iyi bilmiyorum aslında. Çünkü dediğim gibi 20 yıldır Amerika'da yaşıyorum. Burada çok tek tük hani resim almak isteyen bazı sanatseverlerle tanıştım. Amerika'daki piyasanın ama daha büyük, daha oturmuş olduğunu görebiliriz. Şöyle ki... Şimdi zaten ekonomi olarak karşılaştırdığınızda Amerika'da mesela ortalama gelire bakın, Türkiye'dekinin Türkiye'de 9 bin dolarken Amerika'da 65 bin dolar. Normal orta sınıfın resim alabildiği bir ülkeden bahsediyorsunuz. 350 milyonluk bir ülkeden. Dolayısıyla piyasa çok büyük gerçekten ve piyasa çok profesyonel. Profesyonel derken mesela bir sergi açmak ya da bir fuara gitmek tamamen profesyonel bir... Birkaç güne dönüşebilir. Biz bazı fuarlara gidiyoruz. Halka açık değil mesela. Normal siz ben bir resim almak istiyorum deyip içeri giremiyorsunuz. Çünkü sanatçılar da bir resim satmaya çalışmıyor. Bazı aracı kurumlarla toplu sözleşmeler yapmaya çalışıyor. Aslında Amerika'daki sanatçının problemi de biraz daha birinci dünya problemi. Yani nasıl anlatayım? Mesela biri geliyor size diyor ki işte ben bir otel projesinde iç dekoratörüm. İşte şu kadar sayıda resim alacağım. Yani sizin belli bir minimumu karşılamanız gerekiyor. Ve genelde o minimumları karşılamak çok zor oluyor. Bana da böyle teklifler geliyor zaten. Mesela ayda 12 tane, ayda 15 tane ya da şu proje tamamlanana kadar 50 tane orijinal tabloyu garantileyebilmeniz gerekiyor. Bu anlamda piyasanın kölesi de olmamak gerekiyor aslında.
Ama orada biraz daha dediğim gibi profesyonel ve herkesin yaptığı iş çok belli. Şimdi ben buraya geldiğimden beri bazı insanlarla görüşmelerde de bulunuyorum. Yani çok iyi niyetinize sığınarak anlatıyorum. Mesela arıyorlar, diyorlar ki işte Gizem Hanım birlikte çalışalım. Tabii ki ama ne gibi bir, yani ne iş yapıyorsunuz mesela? İşte siz gelin biz bir birlikte çalışalım, onu da yaparız, bunu da yaparız. Mesela Amerika'da benim böyle bir telefon konuşması yapmamın imkanı yok. Arayan kişi diyordur ki ben şu şu boyutlarda şu kadar resim istiyorum, şu zamana kadar istiyorum. Şu fuarda onu bu duvarın işte 3 metre içine asacağım ama 2,5 metre içine asmaz. Yani her bir kontrat 10 sayfadır, 15 sayfadır. O yüzden çok daha profesyonelken sınırları belli çerçevede iş yaparsınız. Yani sanat her ne kadar kendi içinde bağımsız ve özgür düşünceye sahip olsa da sanatın alım satımı kanunlarla da korunmuş durumda. O yüzden Amerika'da daha kolay bence, herhalde öyle düşünüyorum. Yani burada biraz daha teke tek insanlar geliyor. İşte ben salonuma bir resim alacağım diyor diyelim ki. Ressam olarak siz o bir kişiye bir resim satıyorsunuz. Amerika'da biraz daha aracılara resim satıyorsunuz ki onlar çok daha büyük müşterilerine resim veriyorlar. Bunun da handikapı şu, birçok ressam buna yetişemediği için yanına başka ressamlar alıyor. Onlara maaş veriyor. Hani böyle hep birlikte üretim yapıyorlar diyebilirim. Şimdi hem sanata yakın durmak, ilgi ve alaka, hem de profesyonellik olarak baktığımızda buradan ya da bizden biraz daha önde olması, yani temeline, kaynağına kadar inip baktığımızda acaba yine bir eğitim politikasıyla mı ilgili diye de düşünmüyor değilim. Yani ne sadece aile, ne sadece devlet, ne sadece toplum, hepsi bir arada, yani bütün paydaşlarla birlikte sanatı önemsemek, ön plana çıkarmak ya da eğitimde, müfredatta daha ağırlık vermek, devlet tarafında belki bu, işte sivil toplumda daha farklı bir boyut, ailelere baktığımızda ve çevreye baktığımızda çocukları sanatla haşır neşir ve iç içe yaşatmak, bazı imkanlar sunmak gibi çeşitli şeyler var. Bunların daha fazla yapıldığını, daha fazla önemsendiğini gördüğümüz için mi daha çok yol kat ettiklerini ve bugün bu noktada olduklarını görüyoruz? Açıkçası on, yani şimdi Amerika'ya baktığınızda mesela oradaki Kültür Bakanlığı diye bir şey yok zaten. Bir sanat fonu gibi bir şey var. Yıllık bütçesine baktığınızda Amerika'nın gayri safi milli hasılasının oranı da çok düşük. Yani oranlarsanız eğer, o yüzden hani bizde sanata önem verilmiyor gibi bir şey söylemek istemem. Bu bence yine iktisatçı olarak konuşacağım ama gelirle alakalı. Şimdi bizi her dinleyen izleyicimiz şöyle düşünsün. Her ay 7 kat daha maaş aldığınızı düşünün. Reel gelirinizin şu anki hani ortalama 7 katı. Tabii ki bunun içinde sanata da yer ayırabiliyorsunuz. Bizde sanat üst sınıfın bir harcaması olarak görülürken Amerika'da ciddi anlamda orta sınıfın ve üst sınıfın bir harcaması aslında. O yüzden sanata ilginin bazı geniş, tabanı geniş. Buna yoruyorum ben. Yoksa diyemem ki, tabii ki ama programlar da var. Yani sanatla ilgili mesela benim kızım bu sene anaokuluna başladı. Ve anaokulunda okudukları ilk okuma bilmiyor daha. Dinledikleri ilk hikaye Gılgamış. Amerika'daki okulunu kastediyorum. Şiir ezberlemeye başladılar. Yani sanata tabii ağırlık veren bir okul seçtik özellikle ama belki biraz daha ağırlığı var, var olabilir. Ama sanat olarak dediğim gibi sadece resim, heykel, bunları kastetmiyorum. Bizde bir İznikçi'nin atölyesine gezmek de bir sanat yatırım olabilir ailenin adına. Sorular geliyor. Çok bekletmeyeyim izleyicilerimizi. Evet, eserlerinizi çok beğeniyoruz demiş Tuğba Hanım, Tuğba Çal'ın. Benim sorum da şu, Amerika Birleşik Devletleri ve Matrakçı Nasuh'u aynı potada nasıl bir araya getirdiniz diye merak etmiş. Sanat evrenseldir. O yüzden her noktada, Çin'de de olsa her yerde bir araya gelebilir tabii ki. Evet. Bunun cevabı çok basit. Evet. Çok güzel. Peki Ahmet Tokbaş, Ahmet Bey de sanata ilgisi ve yeteneği olan çocuklara tavsiyelerinizi merak ediyor.
Bana sosyal medyada da soruluyor. Benim 3 çocuğum evde, 2 tane de yeğenim yan evde. Sürekli onlarla birlikte resim yaptığımız için acaba çocuk atölyeniz mi var? Biz de getirebilir miyiz çocukları falan? Açıkçası bilmiyorum çünkü çocukları yani her ne kadar sanatla ilgili dersler vermiş olsam da hep yetişkinlereydi, hep üniversite öğrencilerineydi. Şu an sadece bir anne olarak çocuklarıma işte bol bol boya, tuval, kendi boyalarımı kullandırtmıyorum. Onlar da hani yasak olduğu için biraz ilgi duyuyorlar herhalde. İşte senin boyanı karıştırabilir miyiz? İşte eldivenlerini geçiriyorum. İşte hadi şimdi sıra sende. Sanki bir ödülmüş gibi ama ister istemez yasaklamak istemiyorum da tehlikeli diye onlara. Yani bol bol sanatla Evet. uğraşıyor olmak. Çocuklar ne görürse onu yapıyor aslında. Ben evde yaptıkça onlar da benle yapıyorlar. Açıkçası daha fazla bir tavsiye de şu an düşünemiyorum. Evet, sevgili Feride Boğucu'nun sorusunda tekrar ekrana getirebiliriz. Evet, geleneksel sanatlara ilginiz resim yapmaya başlamadan önce de var mıydı diye sormuş. Böyle güzel bir soru bu da. Vardı. Çünkü babam mimardı ve mimarlık ofisinde, bürosunda bir oda dolusu mimarlık tarihi ve sanat tarihi kitabı vardı. Ben çok küçükken de mesela Mimar Sinan'la ilgili kendi kendime hiç okulda ödev olmamasına rağmen dönem ödevi gibi ödevler hazırlardım. Geleneksel sanatla ilgiliyim. Genel olarak yani el işleriyle falan da ilgiliyim, yazıyla ilgiliyim. Hoşuma gidiyor. Herhalde burada doğup büyüdüğüm için ister istemez onlar hoşuma gidiyor. Desenler de hoşuma gidiyor. Yani ben bir masa örtüsü deseni gördüğüm zaman da aklımda kalsın diye hemen onu bir yere çizerim mesela. Yani resimde bir anlamda tuvalde hepsi buluşuyor diyebilirim. Hepsi böyle bir potada eriyip tuvale dökülüveriyor. Evet. Evet. Ressamların Hüsnü Hanım'ın sorusu yine. Ressamların çizgileriyle oluşan çocuk kitapları olduğunu düşününce sizin eserlerinize de çok güzel olmaz mı? Özellikle bazı eserlerinizi bir çocuk kitabı ile birleştirmeyi düşündünüz mü? Bu sorunun cevabını aldıktan sonra da şeye gelelim. Sizin bir hayaliniz var, var da hala var. O neydi? Onu da konuşalım. Ha, evet, Evet. kitaplarla ilgili diyorsunuz, değil mi? Evet. Bu soru Çocuk oraya geldi. kitabı olarak düşünmedim ama bir sanatsever bana ulaşıp şey sordu. Hani sizin yaptığınız, ben çok pandeminin başında böyle bir ikiye çizim yapıp koymuştum sosyal medya hesabı. Hani bunu print edip içini boyayabilirsiniz belki vakit geçirmek için gibi. Sonra bazı sanatseverlerden de işte şu resminizi kopyaladık, bu resminizi kopyaladık diye güzel mesajlar geliyor. Kardeşimle de konuşuyordum bunu aslında. Bir hani boyama kitabı gibi bir şey yapabilirim. Hani basit çizimlerle birlikte belki çocuklar, hani çocuklar ya da yetişkinler tabii ki ilgilenen alıp içlerini boyayabilirler. Kitapla ilgili benim farklı bir projem, proje de demeyeyim de hayal diyebilirim ancak. Çünkü hayata geçmedi. Şimdi şöyle bir şey istiyordum. Kitap okumayı çok sevdiğim için ve kitap dünyasında da, yani kitabı obje olarak sevenler dünyasında diyeyim. Bir eserin ilk nüshasını almak tabii ki önemli. Evet. Şöyle düşünmüştüm kendimce. Mesela yazarlar bana eserlerinin diyelim ki bir öyküyü göndersin ve hiçbir yerde basılmamış olsun. Ben onu tuvale yazayım. Ama kaligrafiyle. Sonra resmi alan kişi de böyle hem sanat eseri almış olsun hem de edebiyat eserinin ilk kopyasını almış olsun. Çok Duvarına hoş. astığında onu görsün gibi. Çok değişik yazarlara da tabii ki mektuplar yazdım. Evet. Hiçbirinden cevap alamadım. O üniversitelerde fonlara başvurdum. Harvard'daydım o zaman. Oranın bir fonuna başvurmuştum. Başka bir projeyi desteklediler. O da çok güzel oldu. Böyle böyle hayaller işte. Sanat böyle bir şey yani. Hayallerin peşinden koşmakla geçiyor. Evet. Bence çok güzel bir hayalmiş. Ben projede diyebilirim ya, hayata geçmese de bu bir proje, sizin tasarladığınız bir proje. Neden olmasın? Umarım gündeminizden hiç düşmez. Hep o tutkuyu ve hevesi buna dair korursunuz. Ve umarım en kısa zamanda da hayata geçer ve biz de görürüz, izleriz ve gurur duyarız. Başarılarınızı eklenmiş olur. Çok güzel olur. Evet. Şimdi bir tekrar sorulara bakayım, yeni bir şey var mı diye. Henüz yok. O zaman ben şeye geçeyim.
Şimdi hani dedik ya, bir yerde ekonomi duruyor, bir yerde sanat duruyor. Ama aslında bir şekilde birbirine dokundukları, birbirine yaklaştıkları yerler de var. Yani sizin hem iktisatçı olarak hem bir sanatçı olarak iki farklı alanın disiplini çok güzel şey yapabiliyorsunuz. Ortak noktalarını ortaya çıkarabiliyorsunuz. Şimdi bunun derslerini, yani sanat ekonomisi dersi. Mesela hani bu bizim çok iyi bildiğimiz diyebileceğim ya da alışık olduğumuz diyebileceğim bir şey değil. Merak ediyorum, bu konuya, bu alana neler giriyor? Neler konuşuluyor, neler öğretiliyor, neler araştırılıyor sanat ekonomisi dediğimiz zaman? Şimdi bu konuya aslında sanat ekonomisi çok fazla yok dünyada. Bazı sanat danışmanları var ama ekonomi geçmişleri yok. Yani bu iki alanın, birincisi şunu söylemek isterim aslında. Burhan Doğançay da ekonomist bir ressamdı. Aslında bu iki alan birbirinden çok farklı olarak görünse de bizim en iyi ressamlarımızdan biri. Yani ekonomi doktoralı bir ressamdı. Onu kastediyorum. Ve Kandinsky, o da ekonomi doktoralı bir ressam. Yani olmayacak diye bir şey yok. Bu iki alanın orta, ama onlar ikisi üniversitede kalmayıp daha sonra full hayatlarını resime yönelttikleri için belki ortak noktaları keşfetmemişlerdi. Şimdi ben şu gözle bakıyorum, sanat ve ekonominin ortak noktası nedir? Bence bir sanata iktisatçı gözüyle bakmak, bir de değişik iktisat, değişik ekonomik sistemlere sanatçı gözüyle bakmak. Sanata iktisatçı gözüyle baktığımız zaman, şimdi burada ne kadar dinleyicilerimiz hani iktisatla alakalılardır bilmiyorum ama biz mesela sanat eserlerinin portfolyolarda, yatırım portfolyolarında ne kadar yer alabileceği ile ilgili bir takım istatistiksel modeller uyguluyoruz. Uyguluyorum diyeyim. Yani çok fazla insanda yok bu konularla ilgilenen. Mesela nasıl, aslında normalde siz finansta işte biraz tahvil, biraz S&P 500 endeksi alıyorsanız portfolyonuzda bunları öyle bir ayarlarsınız ki riskinizi azaltmaya çalışırsınız. Biri çok artıyorken diğeri de artmasın. Çünkü biri düşüyorken diğeri de düşer o zaman. Hani ilişkileri birbiriyle ters olsun ya da birisi hareketliyken diğeri sabit kalsın gibi gibi şeylere bakarsınız. Bunları da bazı sanat eserlerini biz yatırım amaçlı portfolyomuza alabilir miyiz diye düşünecek olursak mesela S&P 500 dedim az önce, onunla ilgili diyelim ki bir S&P 500 endeksi varsa portfolyonuzda, buna ortogonal, yani bununla hareket etmeyen ne alabiliriz bu portfolyoya? Mesela İtalyan dış oyunculuk alabiliriz. Şu an gerçek bir örnek veriyorum şu an. O zaman siz daha dengeli bir portfolyoya sahip oluyorsunuz. Bu tabii ki yatırımlarına sanatı da dahil etmek isteyen şirketlerin yapabileceği bir şey. Yani bir ya da iki eserle olacak bir şey değil. Ve daha uzun vadeli projeler, daha çok emeklilik fonlarının yönetilmesinde kullanılabilecek ya da 20-30 yıl gibi sürelerde kullanılabilecek projeler. Daha fazla ayrıntısına girmeyeyim şimdi, dinleyicilerimiz belki ilgilenmezler. Ama sanata iktisatçı olarak bakmak biraz böyle. Değişik bir de hani bu konuyu tam tersine çevirip değişik ekonomik sistemlerin sanatlarını da sanat tarihi gözüyle incelemek gerekiyor. Demir perdenin önünde arkasında sanat farklı mıydı? Yıllar içinde mesela Çin liberalleştikçe sanat farklılaşıyor mu? Ekonomik sistemler değiştikçe ürettikleri sanatlar değişiyor mu? Bu da benim zaten kişisel olarak ilgi alanım. Onu da öğrencilerle konuşuyorum. Sahte eserlerin piyasalardaki hareketlerini konuşuyoruz. O da aslında çok enteresan bir konu. Çünkü müzelerdeki, hatta Museum of Modern Art'ın eski direktörünün sözüne göre müzelerdeki eserlerin %45'ine kadar sahte olduğunu iddia etmişti. İşte birinin babasının tavan arasında keşfettiği bir Jackson Pollock gerçek olabilir mi? Bunun ihtimali nedir? Bütün bu hikayeler üzerinden de öğrenciler sanat eserlerinin değeri, olasılıklar. Çok keyifli geliyor kulağa hepsi. Müthiş yani, gerçekten. Evet. Yani herkesin ilgi alanı olmayabilir ama bence müthiş. Çok güzel. Bence de öyle. Yani bayılarak, yani zaten o dersi kendim için veriyorum diyebilirim neredeyse.
Hani ben hangi konularla ilgileniyorsam, ne yapmak istiyorsam. Sonra öğrenciler de tabii üniversitelerde ders vermenin avantajı da o. Öğrenciler de karşınıza öyle şeyler getiriyor ki. Mesela bir öğrencim bu üç boyutlu yazıcılar var. Yani biliyorsunuz değil mi ne olduğunu? Hani normal yazıcıdan çıktı alırsınız. Diyelim ki bir ayakkabı resmi basıyorsunuz ama üç boyutlu yazıcıdan bastığınızda o bir, yani onu ayağınıza giyip gidebiliyorsunuz. Hani gerçek bir obje haline geliyor. O zaman üniversitede üç boyutlu yazıcıların ilk prototiplerinden vardı ve bir eseri basıp getirmişti. Öyle olunca tabii eseri sadece hani enine boyuna kopyalamış olmuyorsunuz. Aynı zamanda üçüncü boyutu, yani derinliği, boyanın kalınlığını da birebir kopyalamış oluyorsunuz. Yani sahte eserlerin de gidişatını çok değiştiriyor tabii teknoloji. Bunları da tartışıyoruz. Çok güzel. Neden dünyada yaygın değil peki bu konu? Yani bu alan akademide veya işte sadece çalışma bile diyebiliriz üzerinde çalışma konusu olarak. Şimdi iktisatçılar daha çok farklı, yani ben iktisat okuduğum için arkadaşlarım, benle mezun olan arkadaşlarım ya Wall Street'e gitti ya Dünya Bankası'na girdi. Hani daha öyle konularla ilgililer. O yüzden iktisatçı olmuşlar zaten düşünürseniz. Sanatçılar deseniz ilgilenmiyorlar. İlgileneceklerse de az önce bahsettiğimiz belki sosyal baskılardan dolayı ilgilenmiyor gibi gözüküyorlar. Küçümsüyorlar yani iktisatla ilgilenmeyi. Evet. Dolayısıyla hani ikisinin ortasındaki insan sayısı azalıyor. Çok da derin bir şey yok, nedeni yok yani aslında. Bence yok, hayır. Ben herkesin öğrenebileceği konular tabii ki herkes her şeyi öğrenebilir ama ilgilenilmiyor bence. Ya burada şeyi anlıyoruz bir kez daha. Aslında siz söylemiştiniz yayının başlarında, tam nerede söyledik onu hatırlamıyorum ama disiplinler arası çalışmak gerçekten çok önemli. Onu anlıyorum. Burada yani kişinin kendisine de kattığı çok şey oluyor. Yani öğrenmeden öğretme biçimine, yoluna, yöntemlerine ve öğretme başarısına kadar birçok insanın hayatına kattığı şey olarak da bakış açısı, ufuk, yani merak uyandırma, anlama ve anlamlandırma konusunda hakikaten çok önemli. Yani illa hepsinin uzmanı olmanız gerekmiyor belki ama bir alanda uzmanlaşıp o alanda kendi bilginizi ve becerilerinizi başka alanlarla kendinizi besleyerek, okuyarak, öğrenerek çok farklı noktaları getirebilirsiniz gerçekten. Bu çok önemli. Mehmet Tuna, Amerikalıların minyatür sanatımıza ilgisiyle ilgili neler söyleyebilirsiniz diye soruyor. Bence ilgilenilmiyor. Yani Türkiye'de de ilgilenildiğini düşünmüyorum. Hani o yüzden çok fazla aslında uzaklara da gitmeye gerek yok. Bizde dediğim gibi daha çok zanaat olarak görülüyor. Yani halı dokumaktan farklı görülmüyor bence. Biraz işin içinde daha önce bahsettiğim küçümseme de var. Ben minyatürcü değilim aslında ama çok etkilendiğim bir alan. Çok takip ettiğim bir alan. Hep kitaplarını okuduğum bir alan. Amerika'da bir kişi buldum, minyatür konusunda doktora yapmış, yıllar önce İstanbul'a gelmiş biri. Şimdi Massachusetts Üniversitesi'nde hoca ve hatta İznik'le ilgili bir kitabı yayınlandı. Çok da kapsamlı. Ondan da çok şey çalıştım. Benim bir sergi katılımıma da ön söz yazmasını rica etmiştim. O da kırmadı. Yani çok geniş bir ilgi olduğunu tabii ki asla iddia edemem. Peki. Tabii şimdi pandemi sürecindeyiz ama şöyle düşünelim, şöyle hayal edelim, güzel bir senaryo yazalım. En kısa zamanda bitiyor ve kurtuluyor dünya bundan. Belki bir ay, belki birkaç ay içinde. O günü gördüğümüzde Gizem Sakan'ın hayatında yeni bir resim çalışması, yeni bir sergiye dair hemen ilk fikirler ve ilk yaratmaya, oluşturmaya dair süreç hemen başlar mı? Şimdi şöyle, zaten sergi çalışmaları öncesinden 6-8 ay öncesinden hesaplanıyor. Çünkü ona göre bir koleksiyon oluşturmanız gerekiyor. Ben de sergi açmak istediğim bir yerle kontağa geçtim. Ben isteğimi belirttim. Ve karşılıklı olarak dedik ki, yani onlar da dedi hani henüz karar veremeyiz. Tabii ki çok büyük belirsizlikler içinde yaşıyoruz. Şu an aslında öyle kendi kafamda bir hayalim var, bir kitapçı bu arada. Çünkü kitap okuyan kadınlar resmediyorum bugünlerde.
Ve kitapçılarda iki kütüphane sergim var bundan önce. Kütüphanelerde resim sergilemeyi de seviyorum. Eğer olursa belki Amerika'ya dönmeden, şimdi bittiği varsayımıyla konuşursak eğer tabii, belki yazın bir sergi açıp sonbahar dönemi başlamadan öyle bir şey olabilir. Evet. Tabii şimdi ancak hala şey konuşabiliyoruz. Yani belirsiz afaki varsayımlarla. Tabii ki olasılık var. Evet. Bu arada bir bilgi daha paylaşacağım ben izleyicilerimizle. Sizinle, size dair. Gizem Saka çocukluk ve ilk gençlik yıllarında da aynı zamanda sporcuydu, biliyor muydunuz? Türkiye jimnastik şampiyonuydunuz. Bir milli sporcuydunuz. Evet. Kaç yıl yaptınız? 12 yıl yaptım. Uzun bir süre. Yani bunu hem izleyicilerimizin bilmesini istedim hem de sorum şu. Spor hayatınızın ve o yılların sizi sonraki hayatınıza somut yansımaları ve katkıları neler oldu? Neler kazandırdı size? Sporculuk. Yani artısı eksisi var diyebilirim hayattaki her şey gibi aslında. Artısı tabii ki disiplin. Nasıl ki her gün antrenmana gidiyorsunuz ve çok fazla... Şimdi bana şöyle bir avantajı oldu. Yaptığım her işte motivasyonumu çok fazla sorgulamıyorum. Yani bugün motive miyim? Bugün ilhamım var mı? Bugün yapmak istiyor muyum? Bunları gerçekten sorgulamakla vakit pek kaybetmiyorum. Ve işin başına oturuyorum. Hani o iş ne olursa olsun geçiş sürelerim çok kısa. Avantajı öyle bir disiplin oldu. Ama tabii dezavantajı da yarışma hissini hayatınızdan çıkarmakla da bir süre harcıyorsunuz aslında. Özellikle sanatın bir yarış olmaması. Bırakın başkalarıyla yarışı, kendinizle bile bir yarış halinde olmamanız gerekiyor aslında. Gerekiyor da demeyeyim de benim yapmak istediğim o sanatta. O yüzden hani dezavantajı da öyle diyebilirim, ama tabii artık hani yetişkin olduktan sonra onları aşıyorsunuz zaten. Ama evet, disiplin hep sizle kalıyor zaten, çocuklukta edindiğiniz disiplin hayat boyu. Evet, evet. Hayat boyu sizle. Çok güzel. Şimdi yavaş yavaş artık süremizin de sonuna geliyoruz. Bunu belirtip aklında sorusu olan, iletmek istediği, paylaşmak istediği bir şey olan izleyicilerimize bir hatırlatma yapalım. Ben bir taraftan da kaçırmış olduğum bir yorum ya da soru var mı diye de bakıyorum. Evet, hepsini sordum sanıyorum. Umarım eksik bırakmamışımdır. Evet, peki bir soru da Gizem Hanım. Şimdi hani bahsettik ya, üç çocuklu da bir annesiniz aynı zamanda diye. Çocuklarınızın yaşları da birbirine çok yakın. Evet. Değil mi? En büyüğü 5,5 mu demiştiniz? Evet. 5,5 yaşında bir kızım var. 4,5 yaşında bir oğlum var. 2 yaşında bir kızım var. Harika. Çok güzel. Maşallah. Allah bağışlasın. Sağ olun. Araları nasıl? İyi anlaşıyorlar mı? Hem bu yaşlarda olup hem de bu kadar yakın olunca yaşları zor oluyor mu? Kavga ediyorlar mı sık sık? Yani tabii işte her çocuk gibi, bir de bir yıldır evde olmanın getirdiği de bir şey. Kardeşimin de çocukları var, onlar da küçük aslında. Evde hani 5 çocuk var belli bir yaşın altında, en büyükleri 7,5 yaşında. Yani 5 çocuk dediğim benim Amerika'da bu sene gidemediğimiz yuvada 6 çocuk var mesela sınıfta. Hani bizim evimizin her günlük sayısı bir yuva gibi neredeyse. Evet, yani hayatımda gerçek. Tabii. Güzel ama yani. Güzel, mutlaka evet. Çok güzel. Şimdi şöyle bir baktığımda Gizem Sakın hayatına, işte ekonomi alanında akademik kariyer yaptı ve şu anda akademisyenliğe devam ediyor. Çok güzel resimler yapıyor, resim sanatçısı oldu. İşte geçmişinde sporda başarılar var. Üç çocuklu bir anne. Yani dolayısıyla bunları alt alta koyduğumda Gizem Saka acaba bundan 10 sene önce ya da 20 sene önce hayatına ve geleceğine dair tasavvurlarını hayata geçirmiş, hayallerine kavuşmuş biri mi? Öyle bir kadın mı? Yani ben bunları istiyordum zaten. Bunları yapmak istiyordum ve oldu da hepsi diye, biliyor musunuz?
Bilmiyorum yani tabii ki çok güzel bir hayat yaşıyorum ama önce şimdi sorunuzun iki parçası var. 10 yıl önce bunları düşünüyor muydum? Yani bir işin içinde plan program gibi bir şey var mıydı sorusunun cevabı hayır. Çok genel olarak tabii ki bilim ve sanatla uğraşmak istediğimi biliyordum. Ta üniversite yıllarımdan öğretmen hocalarımın, üniversitedeki hocalarımın asistanlığını yapıyordum mesela. Derslere girmeye başlamıştım. Kurumsal hayatta çalışmak istemediğimi en başından beri biliyordum. Dediğim gibi bir yani doktoradan sonra da böyle bu. Hani Dünya Bankası'nda çalışmak istemediğimi de biliyordum. Zaten tez hocalarımdan biri Dünya Bankası'nın baş ekonomistiydi mesela. Hani o alanlara gitmek istemediğimi yine de biliyordum. Bu anlamda evet, yani sanatla dolu bir yaşam. Kitap okumak için emekli olmayı beklemek de istemiyordum ya da resim yapmak için açıkçası. Hayatımın içine istediğim şeyleri entegre edebilmek istiyordum. Ama bu kadar çocuğum olacağını düşünmüş müydüm? Hayır. Ama mutlu muyum? Evet. Hepsi çok isteyerek ve yani daha fazla çocuğum olsa ona da evetim bu arada. Çok güzel. Evet. Yani çocuk olduktan sonra hem korkularımdan arındım. Biraz Amerika'da olmanın da avantajı var. Tabii ki Türkiye'de kadınlık çok zor. Annelik de çok zor. Amerika'da bütün bunlar çok daha kolay. Yani içtenlikle söylüyorum bunu. O kolaylıkların da getirdiği bir şey. Evet. Evet. Peki, o zaman ülkemizde üniversite ve atölyelerde eğitim veriyor musunuz sorusunu da soralım. İbrahim Gülce, sevgili İbrahim Gülce'den gelen soru bu. Hayır. Henüz böyle bir şeyiniz olmadı değil mi bildiğim kadarıyla? Zaten buraya şu an sadece COVID dolayısıyla buradayız. Yani evet. Türkiye'de ben bir yaz okulunda Koç Üniversitesi'nden mezunum. Orada ekonomi dersi vermiştim. Onun dışında aslında Türkiye'ye tatil için geliyoruz yazları. Evet. Kış ve ilkbahar dönemlerinde de bu sene dışında yani 20 yıldır, 21 yıldır hatta Amerika'da yaşıyorum. O yüzden Türkiye'de herhangi bir iş yapmıyorum. Evet. Peki. O zaman Hüsnü Hanım eserlerinizi birbiriyle kıyaslıyor musunuz diyor. Bununla beraber hemen peşine Sami Evkuran'ın sorusunu da ekleyeyim. Selamlar diyor. Bizden de selamlar. Esinlenme ile yaratıcılık arasındaki ince çizgiyi nasıl değerlendirir Gizem Hanım? Bir resim sanatçısına hep sormak istediği bir soruymuş ve bu fırsatı şimdi bizimle yakaladı. Teşekkür ediyorum soruları için. Resimleri kıyaslamaktan başlayayım. Şimdi resimleri kıyaslamıyorum. Aslında bir resim yaptıktan sonra çok fazla da bu iyiydi, kötüydü gibi eleştirmiyorum da. Bu da yine bana resmi öğreten Kay Walkingstein adlı hocamın bana bir lütfuydu bunu öğretmek. Önemli olanın hep resim yapmak olduğunu çok güzel aşıladı. Yani yaptığınız iş kötü olabilir. Tabii ki olacak. Yani bir ağaç gibi düşünün resim yapmayı. Hani verdiğim meyvelere çok da takılmamak lazım. Kimisi çürük olabilir, kimisi güzeldir. Bu sezon daha güzeldir gibi yani basit bir karşılaştırma yapayım. Ama siz hep ağacı beslemek durumundasınız. Hep resim yapmak durumundasınız. Eleştirmek, hoca da bizi eleştirmezdi mesela. Bir resim yani iyi ya da kötü. Bir resim yapıp götürdüğümüzde tamam şimdi yenisine başla derdi. Yani dediği sürekli resim yapıyor olmak. Resimdeki başarı bu zaten. Eserin başarısından öte resim yap yani bir sanata emek veriyor olmaktır başarı. Onu yaptığınız sürece de zaten başarılısınız. O yüzden resimleri kıyaslamak ya bir başka sanatçıyla ya da kendi iki resminizi kıyaslamak bence sanatçıya zarar verir. Gerek yok ve bu kıyasın sonunda daha iyi bir ressam da olmazsınız. Resim yaparak daha iyi bir ressam olursunuz. Hep kendinizi resim yapmaya itmeniz gerekir. Evet. Diğer soru da esinlenme ile yaratıcılık arasındaki fark. Bu biraz kültürel. Yine bizim geleneğimizde aslında önce hoca taklit edilir. Önce minyatür ustanızı en iyi şekilde taklit edersiniz. Onun gibi resmettikten sonra kendi resminizi yapabilirsiniz. Yani yeniliği her zaman geleneğin üstüne inşa edersiniz. Ben o yüzden taklite karşı değilim. Taklit ederek öğrenmeye karşı değilim. Yeter ki işin içinde aldatmacı olsun. Yani bu benim resmimdi demeyin ama bu hocamın resmiydi ve ben onu yapmaya çalıştım. Tabii ki Batı'da bu biraz daha farklı. Orada yaratıcılık önde, bizde ustalar önde. O ikisini dengelemek de yenilikle gelenek arasındaki denge aslında. Evet, çok güzel. Peki, sorularımız bu kadardı.
Bu arada Sofos hatırlatmış çekilişimizi. Tam sırasıdır şimdi. Yayınımızı açarken söylemiştik. Tıpkı bir önceki yayınımızda olduğu gibi yine bir sürprizimiz var, bir çekilişimiz var. Öncelikle şartlarımız ne? Çok basit. Bu çekiliş için, bu sürpriz için yapmanız gerekenler Gizem Sakan'ın ve Sofos'un Instagram sayfalarını takip etmeniz, aynı zamanda da Sofos'un YouTube kanalını takip etmeniz. Bu üçünü eğer yaptıysanız, yaparsanız bakalım ilk bunları yapan ve benim diyen izleyicimiz ya da dinleyicimiz ne kazanacak diyelim, nasıl bir sürprizle karşılaşacak. Sofos'la Gizem Sakan'ın birlikte yapacağı bir seminere misafirimiz olacaklar. Böyle bir projemiz var. Bunun ayrıntıları, detayları ilerleyen günlerde duyurulacak. Sevgili Gizem Saka, Sofos çatısı altında bir seminer verecek. Ve bu seminere de katılımcımız, kazanan kişi misafir olacak, misafirimiz olacak. Bunun için biliyorsunuz ne yapmanız gerektiğini. Evet, ben varım diyeceksiniz. Az önce saydığım hem Gizem Sakan'ın hem de Sofos'un Instagram sayfalarını ve YouTube kanalımızı takip ettiyseniz. Bu arada tabii mail adresi de arkadaşlarım alt yazıyla geçecekler. Detaylar için bize nasıl ulaşabilirsiniz? O adresi de tekrar alt yazıyı banttan geçirebilirsek izleyicilerimiz de takipçilerimiz de bir kez daha görebilirler. Tuğba Çal'ın kazanmış zaten, belli olmuş bile. Evet. Peki, tebrikler Tuğba Çal'ın. Seminerimizde Tuğba Hanım'ı göreceğiz yani bir zaman. Evet. Bir yorum daha var. Öncelikle takdir ve büyük beğeniyle takip ederim. Ediyorum diyor Beril Sever. Bir sorusu aslında, süremizin sonuna geldik ama eğer sizin için sakıncası yoksa bu soruyu da... İyi, olur, buyursunlar. Ülkenin ekonomisinin sizin gibi genç ve donanımlı bilgilere ihtiyacı olduğunu ve bilginizi ülke ekonomisi için düşündünüz mü diye soruyor. Bir ufak harf hatası var ama gayet anlaşıldı. Evet. Teşekkür ediyorum soruları için. Yani bir iltifat etmişler diye düşünüyorum. Makro iktisatçı değilim. Zaten davranışsal iktisat çalıştım. Kamu politikası yapabilecek daha bilgili arkadaşlarım var, meslektaşlarım var. Onlara bırakalım diyelim. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Gizem Saka, Sofos'ta ilham veren hikayeler diye başladık biz bu yolculuğa ve gerçekten de bütün samimiyetimle söylüyorum. Sizin başarılarla ördüğünüz bu hikayenin gerçekten ilham verici olduğunu düşünüyorum pek çok kişiye. Bizimle paylaştığınız için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim beni çağırdığınız için. Çok güzel bir yayın oldu. Ben çok keyif aldım. Umarım ilk fırsatta yine başka bir platformda, mecrada, Sofos çatısı altında en kısa zamanda bir araya gelebiliriz. Güzel işlere imza atabiliriz. Evet. Çalışmalarınızın, başarılarınızın devamını diliyoruz. Bizi izleyenlere de çok teşekkür ediyoruz. Yorumlarıyla ve sorularıyla katkıda bulunanlara. İyi akşamlar diliyoruz. Sevgiler. Teşekkürler. İyi akşamlar. Hoşçakalın.